Hardware Plus'tan herkese selamlar. Computex'te MSI standındayız ve yanımda sevgili Tufan var. Tufan, MSI Doğu Avrupa ve Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü olarak yanımızda. Nasılsın abi, nasıl geçiyor fuar diyerek başlayayım. Vallahi Aydoğan, yorucu geçiyor ama çok da güzel. Zaten şöyle bir durum var. Hani siz de biz de olmak üzere günlerdir ayakta burada yeni ürünlerle birlikteyiz. Biz sizlere yeni ürünlerin özelliklerini anlatıyoruz. Sizler de birçok markayı gezerek sabahtan akşama kadar hiç oturmadan koşturma halindesiniz. Çok zor bir iş. Hani dışarıdan görüldüğü gibi özellikle sizin için hiç kolay değil. Ama şöyle bir durum var. Donanım tutkunu olunca, bu dünyaya gönül verince biz emekçiler olarak en azından motive oluyoruz. Oldukça güzel geçiyor fuar. Zannediyorum şu ana kadar ki en kalabalık, en ilgi çekici Computex diyebilirim. Kesinlikle yani. Ben bir geçen sene geldim. Ondan önceki seneleri de tabii ki takip etmiştim ama bu kadar kalabalığı hiç görmedim. Ve sizin yeni ürünler konusunda da çok fazla ürün de var. Burada tanıttığınız hem yapay zeka tarafındaki laptop ve bilgisayar kanadında hem de tabii ki Clove'un yenisini gördük, yeni soğutma teknolojileri gördük. Birçok şey var. Ben sana senin ürünler arasında favorin hangisi ya da senin kendini en çok merak ettiği hangisi onu sorarak başladım. Ya birkaç tane heyecan verici ürünümüz var. Mesela şu an siz de zaten videolarda göstermiştiniz. AI Vision, Vision AIX modelimiz var. Bir masa üstünün üzerinde bir 13.3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip ve AI özelliklerine sahip bir bilgisayar. Yani artık biliyorsunuz bu fuarın ve teknolojinin genel trendi artık bir yapay zeka üzerine. Ve bu yapay zeka trendi de baktığınızda ürünlerin birçok özelliklerine yansıyor. Mesela şu an şey diyebiliyorsunuz. Yani bilgisayarım çok gürültülü, biraz bilgisayarımı kısar mısın diye MSI'ın chat arayüzüne yazdığınız zaman artık Windows'tan yaptığınız ayarları basit bir şekilde söyleyerek yapabiliyorsunuz. Bunu zaten cep telefonlarında hayatımıza girmeye başlamıştı ama artık masaüstü PC'lerimizden de bir dijital asistan olarak çalışmaya başladı ürünler. Yani aslında yazılım anlamında büyük bir gelişme söz konusu ve tabii ki bu yazılımın da artan donanım ihtiyaçlarına karşı işte bu Intel'in Lunar Lake çipli modelleri ve AMD'nin 300 serisi modelleriyle birlikte artık çok daha hayatımızın içerisinde olacak öğeler. Kesinlikle yani bu geçtiğimiz sene ufak ufak başlamıştı AI veya yapay zeka dediğimiz hikaye. Şimdi ise artık yani her yerde onu görüyoruz. Yani hatta Computex 2024'de Computex AI desek bile o kadar şey olur herkesin. Doğru, doğru. Genel trend buraya gidiyor. Biz de bu AI furyasında diyelim. Gerçekten işe yarayan ürünlerle son kullanıcıların karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Oldukça heyecanlı ürünler var. Zaten video logonuzda, sosyal medyanızda bunların oldukça detaylı bir şekilde paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Verdiğiniz emek için, bizi ziyaret ettiğiniz için gerçekten çok kıymetli. Sizin sayenizde buraya gelmek oldukça uzak. 12 saat uçuyoruz. Toplamda işte bir 24 saatlik bir yolculuk söz konusu. Evet. Sırf onunla bitmiyor. Jetlag'i olsun, burada konaklaması olsun. Gerçekten buraya bir vakit ve emek verilmesi gerekiyor. Onun dışında birçok donanım sever de buradaki ürünlerin, yeni çıkacak ürünlerin yeni özelliklerine sizin sayenizde doğrudan ilk elden bilgi edinmiş oluyor. Bunun için kıymetli destekleriniz için ben MSI adına sizlere çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten hani hem buradaki ürünleri deneyimleyebilmek, senin de o başta söylediğin gibi hani biraz teknolojiye meraklı ve şey olunca buradaki o yorgunluk yerini böyle yeni ürünleri deneyimlemekle geçiyor ve dediğimiz gibi yapay zeka bu noktada fazlasıyla şey oluyor. Ama şimdi senin bahsettiğin gibi zaten biz buradaki ürünleri gösterdik. Aynı zamanda yapay zekadan bahsettik. İnsanlar soracaktır. Sizin şu anda bu Q2, Q3, Q4 bandında artık Q3, Q4 demek daha mantıklı. Evet. Hangi yeni ürünleri Türkiye'de sırayla görmeye başlıyoruz? En azından senin bildiğin kadarıyla onları da paylaşalım. Yaz ayı bitene doğru Ağustos, Eylül gibi Lunar Lake'li laptop modellerimiz gelir. Yine AMD tarafındaki AMD AI300 serisi şeyi görecek miyiz? AMG versiyonunu görecek miyiz Stealth 18'in? Bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Bakalım, biz de çok heyecanlıyız bu ürünle alakalı çünkü bize prestij katan bir ürün. Kesinlikle. Ofis olarak dediğim gibi çok bir de limited edition bir ürün. Aslında bütün dünyadaki herkes bu ürünü kendi pazarına sunup kendi pazarındaki son kullanıcılara tanıtmak istiyor. Onlarla buluşturmak istiyor. Biz de canla başla çalışıyoruz. Bakalım hani tam bir tarih veremiyorum ama bununla alakalı çalışmalarımız var diyebilirim. O zaman yazdan itibaren başta Lunar Lake veya da ana başlıkta Copilot Plus PC destekli yapay zekalı laptopları görmeye başlayacağız. Evet. Zaten Clove piyasada belki Fallout versiyonunu görür müyüz bilmiyorum. O da stoklar. O da limited edition. Onunla alakalı da çalışmalarımız olacak ama şu an burada ne desem yanlış olur. Yanıtmak istemem. Peki 8 AI versiyonu o da sene sonu mu ya da 2025 başı mı olur? 8 AI versiyonu henüz prototip aşamasında. Aynen. Zaten deneme şansımız da olmadı. Evet, Lunar Lake çipini kullanıyor ve 8 inç ekranıyla aslında çok boyutları büyümeden
ekranı büyümüş oldu. Bu da güzel bir şey. Daha tam spekleri belli değil batarya gibi ya da daha tam detay spekleri belli değil ama zaten Claw 7 şu an hemen satın alabilecekleri bir cihaz. Evet. Ve Claw 7 biliyorsunuz çok eleştirilere maruz kalmıştı Şubat ayında çıktığında birçok incelemeci tarafından ama baktık şu an %70 artmış performansı. BIOS güncellendi, en az 3-4 kere BIOS'u güncellendi ürünün. Daha sonradan sürücülere hemen hemen her ay güncelleniyor Şubat'tan beri. Yani şu an baktık mesela 30 FPS veren bir oyun şu an 50 FPS'nin üzerine burada çıkmaya başladı. Burada Fallout 4'e 120 FPS oynayabiliyorsunuz. Evet, mesela Fallout 4 muhtemelen ilk Claw çıktığı zaman 50-60 FPS'lerde oynanıyordu ki yine oynanabilir bir şeydi. Ama mesela Horizon Forbidden West 2 var biliyorsunuz. Şu an en iyi grafiklere sahip oyunlardan bir tanesi. Onu mesela oynatamıyordu Claw ilk piyasaya çıktığında ama şu an 30 FPS'nin üzerinde oynayabiliyorsunuz ki bu biliyorsunuz bir konsol FPS'si ve oldukça güzel. Yani o kadar üst seviye bir AAA oyunu bile oynanabilir hale gelmesi heyecan verici. Zaten hani o yeni çıktığı için birazcık da uyumluluk şeyleri atlatıldığında yani güçle alakalı bir şey de yoktu zaten. Zaten en güçlü çipi kullanıyordu piyasadaki şey raw power olarak diyebilirim ama yazılım olarak da bunu desteklenip arttı gücü ve daha da artacağını düşünüyoruz çünkü çipin potansiyeli hala var. Bunları hep beraber göreceğiz. Son olarak şeyi de sorayım yeni ürünlerde. Füzyon serisi Türkiye'de gelecek mi? Satışa çıkacak mı? Gerçekten çok farklı bir soğutma. Bir de Roamy Wi-Fi'leriniz var. Onları da planlıyor musunuz? Roamy Wi-Fi'ları Q3 içerisinde bekliyoruz. İlk modelden başlayacağız. Lite modelinden başlayacağız. Wi-Fi 7 gibi gözüküyor. Zaten numunelerimiz de gelecek. Onu size de inceletmek isteriz. Onun dışında sıvı soğutmalı ekran kartı modellerimiz de biliyorsunuz şu an aslında şey var. Uzun zamandır bu 4090'ları 4080 süperleri satıyoruz. Bu seri için gelir mi emin değilim ama belki bir sonraki seri için gelmeleri zaten de sene sonuna doğru duyacağız gibi görünüyor. Mümkün. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Burada ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Burada Computex'teki maceramız devam ediyor. MSI'deki yenilikleri ve özellikle bizim tanıttığımız ürünlerde hangilerinin geleceğini sevgili Tufan'dan öğrenmiş olduk. Sizler de merak ettiklerini, sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir Computex videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.